İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyetinin ana vatandaki misyonu devam ediyor. Artsakh'ın hazineleri, Cırvıştik Köprüsü. Hrant Dink Okulu'nda yeni bir sınıf açıldı. Bakü'deki Ermeni savaş esirlerine yönelik işkenceye ilişkin uluslararası bir değerlendirmenin olmaması, suçları norm haline getirme riski taşıyor. Ahalkalak'ta güneş panelleri satın almak için bir yarışma duyuruldu. Batı Ermenistan'ın Kars'taki Ermeni mezarları definecilerin hedefinde. Batı Ermenistan'ın 6000 yıllık Kültepe'de kazı çalışmaları başladı. Sünik'teki en ünlü manastırlardan biri olan Vahanavank 1111 yaşında. Bertzor, Artsakh'ın geleceği Azerbaycan'da mı? Ana vatanında misyonunu sürdüren Batı Ermenistan heyeti Dikranagert'ten Van'a hareket etti. Yolda Ermeni mimarisinin izlerinin de bulunduğu tarihi Silvan kentinde durdular. Silvan hakkında çarpık bir fikir olduğu ve buna göre aslında Büyük Dikran tarafından kurulan başkent Dikranagert olduğu belirtiliyor. Fakat gerçek Dikranagert bir önceki haber bültenimizde sunduğumuz gibi günümüzdeki Diyarbakır şehridir. Heyetimiz uzun bir yolculuğun ardından Van'a, oradan da Van Gölü'ne ulaştı. Burada da Ermenilerle bir görüşme yapıldı ve ardından delegeler Ahtamar Adası'na geçti. Adada bulunan Ermeni Surpaç Kilisesi, doğa harikalarından biri olan Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini tamamlıyor. Kilisede mum yakmaktan ve duaların ardından heyet Muş hareket etti. Eski Ermeni şehri Muş, şimdi eski görünümünü ve yapısını tamamen değiştirdi. Bir sonraki sayımızda Batı Ermenistan heyetinin Muş'taki Surp Garabet Manastırı'na yaptığı ziyaretin detaylarını sunacağız. Cırvıştik Köprüsü, Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesinin Matayis köyünün 5 km kuzeybatısında Cırvıştik veya Yığışı Arakyal Nehri üzerinde yer almaktadır. Yapılış tarihi hakkında hiçbir bilgi korunmamıştır. Ancak yapısal özellikler yapının 12. 13. yüzyıllara tarihlenmesine izin veriyor. Sadece köprünün başları korunmuş durumda. Yıkım zamanı da bilinmiyor ancak 1884'ten çok daha önce gerçekleşmiş olmalı. Tek kemerli köprünün köşe taşları yontulmuş, kalan bölümleri ham taş ve kireç harcı ile inşa edilmiş. Sadece 7 öğrenciyle kapılarını açan Hrant Dink Okulu'nun öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. Maksimum öğrenci sayısına ulaşarak okulda yeni bir sınıf açmak gerekli hale geldi. Hrant Dink adlı iki dilli okulun yönetim kurulu tarafından şu açıklama yapıldı. Bu okul yalnızca Paris bölgesinin en mütevazi toplulukları arasında yer alan Arnonville, Villers-le-Bel ve Gon toplulukları tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte okulun düzgün bir şekilde bakımı için büyük çaba sarf edilmektedir. Okul küçük ama kararlı adımlarla ilerliyor. Eski ve yeni binaların bazı bölümleri yenileniyor. Okulun açılışı resmiyet kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan, Uluslararası İşkence Mağdurlarına Destek Günü vesilesiyle kendi Facebook sayfasında bir mesaj yayınladı. Mesajda 26 Haziran'da insanlık uluslararası işkence mağdurlarına destek gününü kutluyor. Bu insanlık dışı suç mağdurlarına ve tesadüfen hayatta kalanlara yönelik gerekli yardımın sağlanması, uluslararası yükümlülükler üstlenen devletlerin sorumluluğu olmalıdır diye belirtiliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, 44 günlük Artsakh Savaşı sırasında yurttaşlarımızın birçoğunun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işkence ve diğer insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı gibi birçok örnek belgelenmiştir. Azerbaycan makamlarının temsilcileri uluslararası yükümlülükleri ihlal ederek Bakü'de tutulan Ermeni savaş esirlerine ve sivillere işkence ve insanlık dışı muamelede bulundu. Bu bağlamda uluslararası hukuk sistemi tarafından değerlendirmenin gecikmesi veya tamamen yokluğu bu tür suçların normal hale gelme konusunda ciddi bir risk taşıyor, dedi. Batı Ermenistan'ın Western Armenia TV kanalı 44 günlük savaş sırasında yayımlanan video ve fotoğrafları belgeleyerek savaş suçlarına defalarca atıfta bulundu. Uluslararası toplum buna sert tepki göstermeli, böylece başka benzer vakaların önüne geçilmelidir.
Gürcistan'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın himayesi altında Ahalkalak Yerel Kalkınma Grubu, Gürcistan Halkla İlişkiler Enstitüsü ile işbirliği içinde Ahalkalak Belediyesi'nin kırsal bölgelerinde güneş fotovoltaik sistemlerinin satın alınması için bir ihale ilan etti. Proje kapsamında Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı köylerde çevre koruma, atık su yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kırsal alanlarda alternatif kullanımı konularında kısa süreli eğitim kursları düzenlenmektedir. Batı Ermenistan bu haberi memnuniyetle karşılıyor. Çünkü Ermeni kimliğinin korunması bu bölgede de bizim için çok önemli. Ahalkalak'ın yerli Ermenileri kimliklerini ve kültürlerini yerinde güçlü tutarak ekonomik olarak daha gelişmelidir. Cumhuriyet gazetesi tarafından bildirildiğine göre Batı Ermenistan'ın Kars kentinin Üçler semtindeki Ermeni tarihi mezarları tahrip edilmeye devam ediyor. Şehir sakinleri onların bir an önce koruma altına alınmasını istiyor. Kaynağa göre bölge sakinleri arasında Ermeni mezarlığı olarak bilinen yerde üzerinde haç resmi bulunan çok sayıda mezar taşı bulunuyor. Ayrıca burada yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir Ermeni kilisesi de var. Hem kilise hem de mezarlar burada büyük çukurlar kazmış olan hazine avcıları tarafından hedef alındı. Batı Ermenistan'ın Kesarya-Kayseri tarihini 6000 yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kaniş, Karum, Ören yerinde kazı çalışmaları başladı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu, geçen sene biliyorsunuz Kültepe'de ilk defa aslan kemikleri çıkmıştı. Aynı zamanda sadece aslan kemikleri değil, çeşitli hayvan kemikleri de var. Burada neden bulunduklarını anlamaya çalışıyoruz, dedi. Kayseri-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Kültepe, Kaniş, Karum, Ören yerinde kazı çalışmaları yaklaşık 75 yıldır devam ediyor. Kazı alanında bulunan büyük küplerin o dönem ne için kullanıldığının da araştırılacağını ifade eden Kulakoğlu, 2015 yılında yaptığımız kazılarda 4 tane insan boyundan büyük küplerle karşılaştık. Bu sene de yine aynı alanda yaptığımız çalışmalarda aynı yerde daha fazla sayıda küpün olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgenin hem ekonomisini, hem bitki örtüsünü, hem de hayvan dokusunu anlamaya yönelik çalışmaların da yapıldığını belirtti. Ortaçağ Manastır Kompleksi Vahanavank'ın 1111. yıl dönümü Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gapan şehrinde büyük bir ihtişamla kutlandı. Günün manası inançlıların haç ziyaretiydi. Papaz Makar Vartabet Agopyan bayramdan dolayı kutsal ayin düzenledi. Vahanavank'ın etrafı kalabalıktı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinden vatandaşlar, manastır kompleksinin bin yıllık tarihini tanımak ve bu önemli etkinlikte yer almak için Gapan'a geldi. Vahanavank Manastır Kompleksi, Azerilerin bir millet olarak var olmadığı zamanlardan beri Ermenilerin tarihsel olarak yaşadığı bu bölgenin kadim bir uygarlığın kalbi olduğunun parlak kanıtlarından biridir. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın yaptığı tahrifatı sürekli teşhir etmekte ve gerçeklere ışık tutmaktadır. Düşman devletin Sünik'in Ermeni olmadığı iddiasına gelince, tarihsel olarak kale şehri olan Gapan, Büyük Ermenistan'ın Sünik eyaletinin Zork ilinde Vohçi nehrinin sol kıyısında bir tepe üzerinde yer aldığını kanıtlayabiliriz. Ayrıca Kilikya'da ve Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde Gapan adında başka şehirler de vardır. Betzor, diğer adıyla Laçin şehrinin yeni bir yol karşılığında Azerbaycan'a devredileceği söylentileriyle dalga geçen makamlar ve yetkililer bu resimlerin gerçeğinin farkındalar mı? Bu, Sünik'in Gornizor köyünden başlayan ve Hinşen, Metşen, Lisagor'a giden yeni yoldur. Hızla asfaltlanıyorlar ve Ermeni yetkililer deve kuşu gibi kafalarını hiçbir şey görmüyormuş gibi kuma gömmüşler. Yani hiçbir tehlike yok. Aliyev yol biter bitmez bir saniye bile beklemeden Berzor'a Laçin'e girip bayrağını dikeceğine söz verdi. Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti de bunun farkında. O zaman Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti ne diyecek? Elimsizliğini nasıl haklı çıkaracak? Aylardır konuyu gündeme getirenlerle
alay ettiğini nasıl açıklayacak ve en önemlisi Bertor, Sus, Ahavno köyleri sakinlerinin ihtiyacını nasıl karşılayacak? Kimsenin yanıtlamak istemediği sorular. Kafkas Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerine çağrı. Bertor'u Azerbaycan'a vermeyin. Bertor'u Batı Ermenistan'a geri verin. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Astıhik Arakelyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Nazer adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.